Hadi bakalım gidiyoruz. Evet sevgili dostlar, tekrardan selamlar. Sizi seyre çıkartmak istedim. Çok uzun zaman oldu. Yani 4 aydan fazla süre denizde kaldık. Çok güzel zamanlar geçirdik. Bütün bu olayları şöyle bir toplayayım istedim. Böyle bir video çıksın. Ondan sonra yapmak istediğim 2 tane video var. Sonra da seyir videolarına geçeceğiz. Seyir videolarını topladım. 65 klasöre sığdırabildim. 1.7 terabayt kadar elimde video var. Şimdi onları edit yapmam gerekecek. Onları yapacağım. İşte bu bahsettiğim 2 tane video. Bunlardan bir tanesi herkesin beklediği tekne tanıtım videosu gelecek artık. İkinci olarak da tekneye sonunda pes ediyorum. Bir tane vebasto takıyoruz. Montaj videosu gelecek. Onlardan sonra da artık seyir videolarına başlarız. Evet, tekrardan gri sulardayız gördüğünüz gibi. Gri, yeşil, kahverengi deniz anaları. Böyle bir seyre çıkalım dedim hem de. Yelken basalım. Birazcık yelkenler nemini atsın. Günlerdir yağmur. Geleli 2 haftayı geçti. Ayın kaçı? Bugün 10, 11'i. 11'i geçen ayın 27'sinde mi gelmiştik? Ne öyle bir şeyde gelmiştik. Yani bayağıdır açmamıştık. İyi oldu. Birazcık motoru da çalıştırdım. Yaz nasıl geçti? Yaz muhteşem geçti. İnanılmaz. Yani Sayın Ali Boratav'ın kitabına istinaden yine konuşuyorum. Onun kitabını baz alarak onun videolu halini çekmeye çalıştım. Girmediğimiz koylar var elbet ama en böyle hani gitmek istediklerimizi seçerek. Çünkü hepsini dolaşmaya kalksak yine zaman aslında yetmezdi. Günde 2 tane 3 tane bazen koy gezdik. Cem abi hatta oğlum artık bir yerde duralım falan diyordu. Cem abi de bizim Jeno 35 videosunda gördüğünüz. Sallanıyoruz bir yandan. Her neyse. Teknede 3 nokta kuralını hatırlatalım. Deniz abiden. 3 yere bir uzunuz değecek yani. Elimi de koydum. Yaz harika geçti. O videoları biliyorum sabırsızlıkla bekliyorsunuz. En kısa zamanda yayınlamaya çalışacağım. Yani onları düzenlemek bile işte drone videosu ayrı, iPad'den çektiğim ayrı, iPhone'dan çektiğim ayrı, işte iki tane aksiyon kamerasından bunların hepsini birleştirdim, dosyalama falan apayrı zaten uzun bir süreç tuttu. Yaz böyle. Yaz videolarının sonunda da Cem Kaptan'la beraber çok güzel bir video yapacağız. Enler videosu. İşte en güzel kalamar neredeydi, en kötü restoran tecrübesini nerede yaşadık ya da en beğendiğimiz koy hangisiydi, en beğendiğimiz deniz hangisiydi, ikmal sıkıntısı çektiğimiz noktalar, ikmal yaptığımız noktalar vesaire vesaire. Videolu bunları böyle anlatmaya çalışacağız. Biz de bayağı açıldık West İstanbul'dan. Gidiyoruz. Ondan bahsettik. Şimdi önümde notlar var da. Evet, West Çapa hakkında konuşacağım. West Çapa sağ olsun bugüne kadar buraya sağ salim gelmemizi sağladı. Çok memnun kaldım. Çapa ile ilgili söyleyeceklerim. O olmasaydı döner miydik buraya bilmiyorum. Bizi inanılmaz badirelerden hakikaten sıkıntısız atlattı. Sıkıntı yaşadım mı? Yaşadım. Bir kere Kissebük'ünde kıştan kara olduk. Bordadan da rüzgar geliyor. Benim tecrübesizliğimmiş. Sonrasında bu çapayı kullanmayı öğrendim. Arkadaşlar 20 metre ise 60 metre kalamayı veriyorum. Direkt aşağı. Ondan sonra çekerek geliyorum. Çünkü çapanın kopma açısı var. Eğer ben bu çapayı mesela attım yere değdi, tornistanda gelmeye başladım, kopma açısını yükselttiğim için tarayarak geliyor, benle beraber geliyormuş çapa, benim haberim yoktu.
Hani 30 metreye de demir atıyoruz, benimle beraber geliyor. O yüzden taradı. Ondan sonra kendi metodumu geliştirdim. 20 metreye, 60 metreye direkt salıyorum. Geri gelirken onlar zaten seriliyor yere. Ondan sonra kopma açısı düşüyor ve bir kere daha taradığını şahit olmadık. Sağ olsunlar. Özellikle erişte zeminlerde muazzam başarı yani. Söküp getiriyor. Çok fazla erişteye atmamaya çalıştım. Ama kaçacağımız yerlerde olmadığı yerler vardı. Mesela Karaada, mesela Su Adası, Tavşan Adası, Samos'un karşısındaki. Vebasto'dan bahsettik. Tekneyi değiştirme planlarım var. Ama ne zaman bilmiyorum. Yani çok da kıyamıyorum bir yandan ama ailecek beraber oluyoruz. Ailem falan geldi. Ya mutfak, ne bileyim işte, veya işte denizlerde ceviz kabuğu gibi oluyoruz. Ya biz inip çıkıyoruz çünkü hani sırf buralarda kullanmıyoruz. Dalga boyları biliyorsunuz hani 38 fit tekneden sonra böyle daha az rahatsız etmeye başlıyor. Böyle bir düşüncem var. Ama yine de Webasto'yu da takayım dedim. Yani büyük ihtimalle yazın başına en geç satışa çıkartma durumum var. Belirlediğim model var. Bunda tabii istişare ettik. Bizimkilerin de fikirlerini aldım. Çünkü biliyorsunuz kadınlar için mutfak önemli. Annem birazcık mutfakta böyle işte iki ev olsun, ondan sonra bardakları, çanakları koyabileceğimiz yerler olsun falan pişman. Bunları istiyordu. Onun dışında ne demişiz notlarımızda? Evet. Fotoğraflarını koyarım. Geldiğim gibi bir senedir uzattığım işler vardı. Onlara birazcık giriştim. Bunlardan ne bir tanesi, şurada hiç olmayan, açılmayan camlar var. Fotoğrafını koyarım. Onların etrafındaki sikalar zamanla artık dağılmış. Tabii yaşlı tekne. Belki daha önce de yapmışlardır. Çünkü iki renk vardı can çıkarttığımda. Bir gri, bir de beyaz üzerinde. Güneşten zamanla tabii etkileniyor. Bunun için 295 UV galiba sika kullandım. Çok güzel oldu. Yağmur falan yağdı. Sıkıntı olmadan, içeri yağmur suyu falan girmedi. Geçen senelerde giriyordu. Ben tekneyi bıraktığımda altına leğen falan koyuyordum. Aynı şekilde girdiği ikinci yerde iki tane şurada gördüğünüz heçimdi. Ufak heçler. Oradan da ikisi de kırıktı aldığımdan beri. Bir türlü elim gitmedi. Artık yeter dedim, gelmişken şu işi halledeyim. Hemen bir yer buldum. İsmini hatırlamıyorum. Aykan Plastik gibi bir şeydi. Onu da eklerim. Çünkü her yer yapmıyor. Contanın, yani siyah contasının olduğu yer kanallı ve aynı zamanda kolun tutulacağı yerde yine freze işlemi görmesi gerekiyor. Bunu da her yer yapmıyormuş. 6 tane falan yer gezdim. Sonunda bulabildim burayı ve yaptırdım. Çok güzel oldu. Bu işlemlerde de size şeyi göstereceğim. Hatch kapağı nasıl çıkarılır yerinden. Çok basit bir şey. Adamlar yapmış. Eski sistemde bendeki krom vida var. Yani krom ne kadar olsa da yine de böyle şey yapıyor. Korozyon oluyor ve tutuyor. Birazcık zor açıldı orası. Kromlar yapışmış birbirine. Yeni sistemlerde plastik vidaya dönmüşler. Onların da görsellerini eklerim zaten. Şimdi şu hatch'in sökülmesini göstereyim size. Gördüğünüz gibi şurada böyle plastik parça var. Bunu böyle kanırtıp şu şekilde çıkartıyorsunuz. Şuradaki parça, söylediğim o krom olan, plastik olanı var. O yapışıyor. Bir tane şuraya çivi gibi bir şey ya da alyan, bir tane buraya sokup döndürüyorsunuz. Şu parça küçüldükçe buradan çıkıyor. Sonra şunları alıyorsunuz. Bunları da aldıktan sonra bu geliyor. Şu içerisinde bir pin var. Onu çekiyorsunuz falan. Aynı şekilde burası için de aynı. Yani şuradan çıkarmak zor zaten. Buradan çıkarınca bunu alıyorsunuz. Ondan sonra şunların tek birini alsanız yeterli. Yani şu iki kısım, şu iki kısım ya da bu iki kısım, bu iki kısım, sonra bunu böyle çekince cam ayrılıyor. Böyle kolay bir işlem. Bunu da söyledik. Marina hakkında konuşacağım. Tabii şimdi marinalar hakkında da çok konuşmayı aslında istemiyorum. Bir kere konuştuk başımıza gelenler. Şöyle, kimseyi tabii yargılıyor da değilim. Biliyorsunuz geçen maliyetler videosu atmıştım. 14 ay 13.800 lira atma çekme, alt yıkama vesaire dahil. Tabii video 7.000'i geçmişti en son. Ben baktığımda. Dolayısıyla geri döndüğümüzde marinanın Amerika'daki bir marina gibi olduğunu gördük.
hep Amerikan bayrak tekneler gelmiş ve kontrat yenilemesi için gittim. 13.800 atma çekme alt yıkama dahil 14 ayda hatırlatırım. Bu sene 15 ay veriyorlar. 12 artı 3. Atma çekme hizmeti yok, 1800 lira. Cuma'ya kadar, yani geçen Cuma'ya kadar öderseniz dediler. Fiyat kaç? 18.840 lira. Şimdi şöyle yapalım. 13.800 14 aydı. Atma çekme alt yıkama. 1800 lira atma çekmeye veriyorlar. 12.000 lira. Yani aylığı 1000 liraya geliyor. Bir ay daha eklemek isterseniz ortalama düz hesap yapalım. 13.000 lira diyelim. Yani 15 ay ya bu seneki. 13.000 liraymış geçen sene şimdiki şartlarla sundukları fiyat. 13'ten 18.840'a fiyat artışı %44. Ve bu Eylül ayı kampanyasıydı. Ben yetiştim, bir şekilde yaptım. Şu anda fiyat 18.840 da değil, 22.600 lira. Yani %74-75 falan bir zam. 13.000, 22.600. Tabii kimseye bir şey diyemiyoruz. Neden? Ya burasıyla alakalı bir durum da değil. Bütün marinalar, o kadar çok Amerikan bayrak tekne gelmiş ki. Mesela X ismini söylemeyeceğim. Marmaris'te yine bana uygun fiyatlı bir teklif veren bir marina vardı. Şu anda 40 fit altı tekneye teklif vermiyor. Çözüm ne? Yeni marinalar yapılması lazım. Ama çözüm Gökova'ya, güzel doğanın cennetin olduğu yere marina yapmak mı? Karacasöğüt'e, biliyorsunuz, böyle bir düşünce var. Yanlış. Yani tabii şimdi ben buna bir şey diyemem ama o güzelim doğa, o güzelim cennet yerlere tabii ki de marina yapılmaması taraftarıyız. Zaten yeterince yine videolarda göreceksiniz. Karacasöğüt'te inanılmaz zaten. Yine marinamsı iskeleler var aslında. Yani marinaların çoğalması gerekiyor. Fiyatlar arttı. Söylediğimde normal mi sizce bu artış diye. Onlar da her şeyin fiyatı arttı dedi. Yani her şeyin fiyatı arttı da %74 zam 22.600'e göre. Bana göre %44-45. Bilmiyorum, çok yani bence. Bu kadar fazla olmasa, her sene böyle artıyorsa, bilmiyorum, 10 sene sonra herhalde tekne fiyatına denk gelecek. Euro dolar artmadı. Geçen sene aynı zamanlarda işte ben tekneyi aldığımda zaten 10 liranın üzerindeydi yani. Öyle düşünüyorsak yine şu anda aynı. Hadi euro olarak arttı bilmem ne diyelim. Yok yani, talep çok fazla arttığı için biraz da videonun etkisi olmuş. Yani gelenler melenler ondan bayağı dolmuş. Durumlar böyle dostlar. Şimdi videolar gelecek artık. Sizi çok beklettim biliyorum. Bayağı zaman oldu. Kusura bakmayın. Tatil yaparken de bilgisayarla uğraşamadım. Edit yapamadım. Bundan sonra daha sık video gelmeye çalışacak. Evet, videoyu da çok uzun tutmayalım. Böyle bir ara geçiş videosu olsun istedim. Yeni sezona giriyoruz artık. Yeni sezon, yeni videolar. Güzel şeyler gelecek. Güney'de çok güzel dostluklar kazandık. Onlara buradan selam ederek hepsini selamlıyorum. Yeni tanıştığım ya da tanışıp da ilk defa gördüğüm insanlar. Hepsi çok güzel, denizi çok güzel, yürekleri olan insanlar. Onların hepsine selam ederek buradan videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. O zaman kendinize iyi bakın diyorum. En zor şeyler zaten videoya giriş yapması ve videoya çıkış yapması. Bu seferki kolay oldu. Hadi gidiyoruz diye. O zaman hadi bakalım marinaya dönüyoruz diye videoyu kapatalım. Görüşmek üzere.